Evet, herkese merhabalar. Beni tanıyanların bildiği üzere 21 sene sonra siyasi hayata atıldım. Yeniden siyasete geri döndüm. Uzun zamandır zaten yıllardır herkes beni bir siyasi partide veya bir siyasi partili olmakla düşünüyordu ama asla 21 sene içinde bir siyasi partiyle hiçbir ilgi, alakam, yandaş taraftarlığım olmamıştı. Ben hayatım boyunca beni tanıyanlar bilir. Özgür yaşamış, kendi düşüncelerimi, kendi kurallarım, ilkelerimle hayatımı geçirmiş bir insan bulunmaktayım. Tabii siyasette açılınca düşündük hangi siyasi partide bunu yapabiliriz ama mevcut siyasi partilerde benim gibi insanların siyaset yapma imkanı yok. Çünkü niye? Orada bir parti, dava adamı vesaire gibilerle parti başkanları, genel başkanları, partide belli başlı şahısların haricinde hiç kimsenin fikir ve düşüncelerini özgür bir şekilde beyanat verme şansı yok. Hattızatında partilerin içindeki bazı kişilerin yapmış olduğu yanlışlığı bile doğrudur veya yanlıştır diye eleştirme şansları da yok. Bu benim karakterime ters bir durum. Bunun üzerine düşününce nasıl yapalım, nasıl edelim? Hani aktif siyasette rol alalım, bir parti mi kuralım, yoksa mevcut bir partiye biz de transfer mi olalım diye düşününce derken çok uzun yıllardır tanıdığım, değer verdiğim, saygı duyduğum değerli büyüğüm Doktor Süleyman Yağcıoğlu büyüğümü aradı ve bir görüşme yaptık. Dedik durumumuz böyle böyle, siyasete geri dönmeyi düşünüyoruz. Hay hay Gökhan'cığım dedi, partiye kapımız sonuna kadar sana açıktır. Bize de senin gibi böyle bir insan lazım olup deyip Süleyman abiyle, genel başkanımız Doktor Süleyman Yağcıoğlu'yla çalışmaya başladık bir haftadır. Doktor Süleyman Yağcıoğlu kimdir diye düşünenler olursa da Anavatan Partisi zamanında Samsun Milletvekili yapmış değerli bir abimiz, büyüğümüzdür. Bu ülkeye çok hizmeti olan Süleyman abiyle, yani genel başkanımla birebir hemen hemen her konuda kafa yapımız, düşünce tarzımız, devlete olan bağlılığımız aynı olduğu için o yüzden seve seve Genel Başkan Süleyman Yağcıoğlu'yla beraber çalışmaya karar verdim. O da sağ olsun beni kırmadı. O da bana parti içinde Genel Başkan danışmanlığı, Genel Başkan yardımcılığı, parti sözcülüğü, basından sorumlu Genel Başkanlık gibi ünvanlar verdi. Aslında ünvanlar önemli değil. Önemli olan bir partinin içinde parti üyesi, partiye hizmet eden kişilerin düşüncelerini özgürce ifade etmeleri. Yani ülkemizin menfaatine olan konuları dile getirmeli. Burada da işte Süleyman Yağcıoğlu'nun, Sayın Genel Başkan'ın diğer bütün siyasi parti başkanlarından bir farkı olduğunu zaten biliyordum ama sizler de bilmenizi istiyorum. Çünkü niye? Süleyman Yağcıoğlu gerçekten 1998'de kurmuş bu partiyi. Yargıtay'da kayıt olan bir parti, ilk parti olarak. Bilinen, yani çok fazla bilinmeyen ama inşallah bundan sonra Genel Başkanım ve diğer partili başkanlarımla beraber çok mücadele ederek, çok konuşarak bu konuları ileri getireceğiz.